Bunlar kim? Bunlar okulun en havalı çocukları. Bu okul onların babasının. Hatta şu öndeki var ya, çok büyük bir şirketin sahibi. Ülkede en zenginler. Ülkeyi temsil ediyorlar. Gerçekten mi? Herkes onları çok mu seviyor? Evet, herkes onları çok seviyor. Kızlar onların hayranı. Ya pastayı ben senin için yaptım. Ha, pasta yaptın değil mi? Ne pastası ya? Sen benim hangi hizmetçimin pastasını oyabilin? Benim her şeyim özel kızım. Çekil şuradan. Tamam. Nasıl kötü bir insan bu ya? Ne biçim davranıyor kızlara? Bunun haddini bildirmem gerekiyor. Sakın karışma. Bunların sağa solu hiç belli olmaz. Seni de rezil ederler okulda. Baksana kızcağız nasıl ağlıyor. Onun için sadece pasta yapmış. Duramayacağım. Ben içinden gelenleri gidip söylemem gerekiyor hemen. Hayır, bekle. Sakın öyle bir şey yapma. Seni okuldan bile attıramam. Okul onların. Kimin olursa olsun ben bunlara katlanamam. Boşver, karışma diyorum sana. Ne oldu, hayırdır, bir şey mi var? Sen ne kadar hadsiz bir insansın ya. Kız sadece sana pasta yapmış. Rezil. Başka ne yapmıştı kızı rezil ediyorsun? Arkadaşlar herhalde arkadaş dilini yuttu. Bir şey diyemiyor. Gidiyorum ben. Kafamı ağrıtmayın. Onların olayına bir daha sakın karışma. Konuşamadım zaten. İç sesimle konuştum sadece. Ben böyle bir kız değildim. Ona haddini bildirirdim. Neden kızı orada rezil etti? Gerçekten inanamıyorum. Kendime inanamıyorum. Onları rezil etmem gerekiyordu. Zenginler diye ne olmuş yani, okulun sahibi diye? Kızım, onlara bir şey söylenmez. Ben sana uyarayım. Hiçbir şey söyleme onlara. Ben seni uyarayım. Sakın sakın sakın. Hiçbir şey söyleme onlara. Neyse, ben bir lavaboya gitmem lazım. Elim yüzümü yıkayacağım. Ay, çok yakışıklısın. Çok tatlısın. Lütfen. Lütfen benimle çıkar mısın? Ay, sinir oluyorum ya. Gerçekten böyle kızlar var ya. Elim yüzümü yıkayıp kendime gelmem gerekiyor. Ay, birazcık rahatladım. Kafana takma bu kadar onları. Gel beraber biraz dondurma yiyelim. Dondurma seviyor musun? Evet, severim. Hadi beraber o zaman gidelim dondurma yiyelim kantinde. Ya çok eğlenceli bir gün. Gel beraber dans edelim bence. Ne özür dilemesi ya? Bunun ne kadarlık gömlek olduğunu farkında mısın sen? Baban dükkanını satsa bu kadar para ödemez. Öde çabuk bunu. Çok özür dilerim. Çok mahcup düştüm. Hemen temizleyeyim isterseniz. Temizlemeyle geçecek bir şey mi ya? Sen bunu kuru temizlemeye göndersen bile o kadar paran yok kızım senin. Sen benim arkadaşıma niye kötü davranıyorsun? Benim babam kuru temizlemeci. Ha! Babası kuru temizlemeciymiş. Şuna bakın, burslu öğrenci. Al şimdi. Benim babam kuru temizlemeci. Senin bu üstündekini 100 TL'ye temizler ama siz zenginler daha özel yerlerde temizlettiğiniz için al 500 TL'ye sana yani. Hadi oradan. Bir daha da sakın kimseyi ezmeye kalkma. Dışarı çıkalım ya, hava almam gerekiyor. Neden onlara öyle davrandın? Hak ettiler, seni ezmeye çalışıyorlar. Alt tarafıma bir tane ayakkabısı battı ya. Su döküldü, ne olmuş yani? Onlara öyle davranma, büyük okulda sana huzur vermezler. Vermezlerse vermesinler, çok da umurumda. Ben haksızlığa gelemiyorum. Bak, onlar gerçekten bu okulu sahipler, okuldan atılırsın. Umurumda değil. Hele o oradaki vardı ya, Berkcan. Ondan hiç hoşlanmadım. Çok da umurumda, hadi ya, ders başlayacak, gidelim. Bence böyle yapmamalısın. Tamam, sen de yani senin hakkını savun. Sen de birazcık anlayışlı ol. Ben arkadaşlarımı her zaman savunurum. Hadi gidelim. Bu kızlar niye beni bekliyor orada? Gel sen buraya, gel gel. Hayırdır, ne oldu? Ne oluyor burada? Çekilin önümden, geçmek istiyorum. Ne geçiyorsun? Ne oluyor burada? Berkcan'a şekil yapmışsın kızım. Ben kimseye şekil falan yapmadım. Sadece hak ettiğini verdim. Niye vuruyorsun ya sen bana? Ne oluyor burada? Neden vuruyorsunuz bana? Onu anlamadım. Bu okulda sana huzur yok. Artık onlardan kırmızı kart aldın. Kızım, saçımı niye çekiyorsun ya? Saçımı niye çekiyorsun? Hak adalet diye bir şey yok mu sizin bu okulda? Yok kızım. Onlar bu okulun sahibi. Biz de onun Charlie'nin melekleri gibi melekleriyiz. Ya Charlie'nin meleklerine de bak. Charlie'nin melekleri de ancak Charlie'nin hizmetçisi falan olursun. Vurma diyorum sana. Vurma. Sen niye beni savunmuyorsun? Ben seni savundum biraz önce. Ben karışamam bu işe. Nasıl karışamazsın ya? Ben seni daha biraz önce korudum. Bana her şeyi yapıyorlar ama sen seslenmiyorsun bile. Ben onlardan korkarım. Yapamam bunu. Sen gerçekten arkadaşlarını hiç sevmiyorsun. Seninle de arkadaşlığım bitti. Bu okuldan nefret ettim artık. Sen onlardan bu kartı yedin. Artık sana bu okulda huzur yok. Kart ne? Bu okula gelenler huzursuzdur. Çıkaranlar dolaplarından bu kartı korlar. Bu kartı yiyen herkes bu
bu okulda huzursuz olur. Nasıl bir okuldayız ya? Neyse şimdilik zil çalıyor. Biz gidiyoruz. Haberin olsun. Ay çok tatlı. Aynı sınıftayız artık. Mükemmel bir şey kızım. Ya ne diyor bu kız ya derste? Şey dersteyiz derste lütfen. Ya ne dersi ya? Berkcan yanımda oturacak. Ben dersi mi düşünürüm kızım? Çocuklar sessiz olun. Öğretmenim şuradaki kız konuştu. Ben konuşmadım. Ne diyorsun sen? Sen konuştun. Yalan söyleme. Ben konuşmadım öğretmenim. Gel kızım tahtaya. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Burada neler oluyor? Oo buradalar. Oley ya. Keşke şöyle içeri girsem. Nasıl güzel olur. Öğretmenim gerçekten ben konuşmadım. Konuştun kızım sus. Öğretmenim cidden o kız konuştu ben konuşmadım. Ezik ya. Ezik gerçekten. Ben senin konuştuğunu duydum kızım. O kadar bilgilisin derslerle de ilgili bilgi yok. Söyle bakalım. 10 artı 10 kaç eder? 19. Ne? Ya gülmeyin niye gülüyorsunuz? Onlar niye dışarıda bakıyor? Geç kızım yerine otur. Yerine otur. Keşke derslerde de birazcık başarılı olsa. Rezil oldum herkese ya. Gerçekten rezil oldum. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir ok? Siz böyle iyi niyetle yaklaşıyorsanız biz tabii ki sizin partinize geliriz değil mi? Evet kanka geliriz zaten onlarla arkadaş olmak benim hayalim. Ya görüyor musun bizi partiye davet ettiler. Davet ettiler ama ben çok emin değilim gitme konusunda. Gideriz kızım ne olacak ya biz de arkadaş olmak istiyorlarmış bu fırsatı kaçıramayız. Şey ben pek güvenmiyorum ama. Güven bir şey olmaz ya. Gideriz eğleniriz biraz pijama partisinde pijamalarımızı giyip çok güzel olur. Tamam sen öyle diyorsan gideriz. Ezi'yi nasıl da kaldırdık ya. Normal partiye çağırdık. Berkcan'a rezil olacak ya. Berkcan'ın ona karşı biraz ilgisi var gibi. O yüzden normal bir partiye, pijamalı parti diye şimdi pijamalarını giyip gelecekler. Kanka var ya senden korkulur. Yemin ederim senin düşmanın kimse olmasın ya. Ya korkulur kızım. Benim gibi zengin bir kızı, zengin bir kızı beni kim kandırabilir? Her neyse bu partiyi gerçekten çok heyecanla bekliyorum. Ya kızım emin miyiz ya? Ben pek güvenemedim bunlara. Eminiz çok eğleneceğiz. Oley! Eğleneceğiz. Geldik de burası mı evi? Üst kat mıymış? Buyurun efendim dediğiniz adres burası. Tamam gel. Çok da yağmur yağıyor ya. Pijamalarla çıktık pijama partisi diye. Emin miyiz kızım bak ya. Şu klubun üstü evim dedi bana. Klubun üstü evi mi olacak ya? Saçmalama onlar zengin. Villada falan oturuyorlardır. Yok burası. Parti yerleri burasıymış. Ha tamam. Merhaba. Bir dakika telefon konuşuyorum burada. Şey Ecem'in evi burası mı? Evet burası içeride şimdi telefon konuşuyorum. Tamam teşekkür ederiz rahatsız ettik. Gel yukarıdaymış yukarı çıkalım. Burası hiç pijama partisine benzemiyor. Siz beni
Kandırdınız mı bizi? İnanmıyorum ya. Pijama partisi diye normal bir partiye davet etmiş ve biz pijamalarımızla geldik. Kızım ne sandın ya? Senin gibi birini partime davet edeceğimi sandın ya. Komik olma be. Gülmeyin hepiniz bir arada. Rezil ettiniz bizi, yeter. Hiç komik değilsiniz, tamam mı? Hepiniz aciz insanlarsınız, anlıyor musunuz? Dalga geçtiğiniz şeylere bak. 2 kuruş paranızla bir yerlere geldiğinizi sanıyorsunuz. Hiçbir şeye yaramaz, sizin paranızda karakteriniz kadar zayıfsınız. Sizin cebiniz dolu olsun ama karakteriniz zayıf, anlıyor musunuz? Rezilsiniz, hala dans ediyor. Ağlama Ayşe, ağlayacak biz değiliz, onlar. Siz acizliğinize ağlayın, tamam mı? Hepiniz acizsiniz. Ya sizler? Sizler de öylesiniz. Sen de aynısın, onlar gibisin. Hepiniz aynısınız. Sadece paranıza güveniyorsunuz. Başka hiçbir şeyiniz yok ki sizin zaten güvenecek. Karakteriniz yok, iyi bir kalbiniz yok. Tabii ki paranıza güvenirsiniz. Başka hiçbir şeyinize güvenmezsiniz. Şey ama ben bilmiyordum. Gerçekten bundan haberim yoktu. Haberin yok muydu? O pembe kartı bile verdiler, sen değil miydin bana? Gerçekten bundan haberim yoktu. Yalan söyleme, sen de onlar kadar kötüsün. Hepinizden nefret ediyorum. Hadi gidelim. Ayşe gel buraya. Ayşe ağlama artık, yeter. Onlar ağlasın bize yaptıkları için. Biz onlara kötülük yapmadık. Sadece inandık, güvendik onlara. Ya Berkcan'a rezil oldum ben. Berkcan da oradaydı. Pijamayla böyle bir partiye geldim. Ayşe, Berkcan ne alaka? Berkcan'a rezil olmuşsun olmamışsın ne ki? Bir okulun önünde rezil olduk biz. Ya Berkcan farklıydı. Nasıl farklıydı? Gel şu parkta biraz oturalım, sana her şeyi anlatacağım arkadaşım. Tamam gel oturalım. Merak ediyorum, ne anlatacaksın bana? Sana anlatmam gereken şeyler var. Ne anlatacaksın? Nasıl söyleyeceğim ya ben şimdi Berkcan'dan hoşlandığımı? Anlatır mısın Ayşe, ne anlatacaksın? Yok bir şey ya. Anlatamam ki ona her şeyi şimdi. Anlatırsam bana kızabilir. O bana kötü davrandı bir de. Ayşe anlatacak mısın artık her şeyi? Ya kanka şaka yaptım. Ben birazcık çok duygusallaştım. Rezil olduğumuz için kendimi kötü hissettim de başım döndü. Ondan oturalım dedi. Tamam Ayşe, hadi eve dağılalım. Akşam da oldu zaten. Geç olmadan babam eve dön demişti. Tamam kanka. Hadi kanka görüşürüz. Dikkat et kendine. Otobüs de yoktur ya bu saatte. Yürüyerek gideceğim. Yakın ama yani. Çok uzak değil. Yürüyerek gidebilirim. Gerçekten bu akşamı da nasıl unutacağım bilmiyorum bu rezilliği. Bu kalabalık ne? Bu sesler, burası bizim ev. Ne oluyor burada anne? Baba? Ne oluyor? Baba? Ne oldu? Babacığım? Bu itfaiyeler, bunlar ne oluyor? Kameramanlar, herkes gelmiş buraya. Anne ne oluyor? Kızım, her şeyimizi kaybettik yavrum. Yangın başlamış. Yetişemedi. İtfaiyeciler söndürmeye çalışıyor ama olmuyor. Evet sayın seyirciler, şu anda görüyorsunuz. Ailenin durumu çok vahim. Evlerini, her şeylerini kaybettiler. Ailede baba olan Mahmut Albey her şeylerini kaybettiklerini açıkladı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Devamını göstereceğiz. Bir can kaybı yok. Ona seviniyoruz, mutluyuz. İyi günler sayın seyirciler. Anneciğim ne yapacağız baba? Lütfen. Evsiz kaldık. Yapacak bir şey yok kızım. Hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Parasız, evsiz, her şeysiz kaldık. Evet sayın seyirciler. Biraz gelişmelerle yine karşınızdayız. Babaya arkadaş olan birinden yardım geldi. Haber Sibir Kerim'in ona ulaşması gerektiğini ama telefon numarasını bilmediğini söyledi. Flash flash flash. Bu zengin iş adamı, ülkeci ünlü iş adamı kim arkadaş olan? Üniversiteden arkadaş olduğu söyleniyorlar. Hemen babaya soruyoruz. Mahmut Bey, arkadaşınız Ali Bey, üniversiteden arkadaşınızmış. Ne? Ali mi? Evet Mahmut Bey, Ali Bey. Size yardım etmek istiyormuş. Üniversite ona çok yardımcı olmuşsunuz. Evini açmak istiyormuş size. Ali benim çok yakın dostumdu. Mesafeler girdi aramıza ve başka yere gittiler. O şu anda çok güzel bir iş sahibi, iş adamı oldu. Çok şaşırdım Ali beni tekrar sahiplenmene. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi böyle bir yardım teklifi etti. Mahmut Bey dostunun bu yaptığı iyiliği karşısında çok duygulandı. Anne şu anda hala gözyaşları... Thank you.
zaten. Aa, bu kadar yemeği. Ya çok zahmet oldu. Ne kadar çok yemek. Benim için neler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ama bu kadar... Bu kadarı benim için çok fazla. Daha hayatım boyunca bu kadar şımartılmamıştım ben. Teşekkür ederim yemek için. Bu kim? Şey o... Berkcan? Berkcan? Burası Berkcan'ın evi mi? İnanmıyorum. Nasıl yani? Yani Berkcan'ın annesi babası benim babamın önceki arkadaşları mı? Bahçeyi çabuk temizleyin. Sizi hizmetçiler. Kovalıyorum sizi. Sen atıldın işten. Sana en son demiştim. Benim kıyafetlerime dokunma diye. Bu senin görevin değil. Kovuldun, çık dışarıya. Efendim, ne olur affedin beni. Affedemem. Çıkın dışarıya. Ay, evde de aynı. Hep kötü davranıyor. Şimdi annesinin babasının karşısında bir şey demem. Berkcan oğlum, sana hizmetçilere karşı böyle davranma demedim mi? Baba, onlar da işlerini güzel yapsınlar. Yapmıyorlar işte. Berkcan, bunu daha sonra konuşacağız. Git arkadaşlarının yanına. Kusura bakma bu tatsız olay için. Aslında kardeşim bu kadar huysuz değildir. Sanırım aynı okuldasınız. Sen de bursta okuyorsun bizim okulda. Evet, bursta okuyorum ama ben bu davranış hiç hoşuma gitmedi. Neyse, sorun değil. Beni ilgilendirmez sonuçta. Tamam, gel bahçeye çıkalım. Hey, ama bahçede onlar var. Olsun, gel, ne olacak? Buraya otursan gel. Yok yok, sen otur. Ben oturmayayım. Olur mu hiç öyle? Otur otur. Sen misafirsin. Aa, kimleri görüyorum? Eziklerin efendisi gelmiş pijamasıyla hala. Kızım, senin bizim evimizde ne işin var? Rahatsız ettim, özür dilerim. Okulda sakın kimseye demiyorsun. Babam sayesinde kabul ettim seni buraya. Okulda kimseye demiyorsun sakın Berkcanların evinde kalıyorum diye. Tamam, demem. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Tabii ki de rahatsız ettim. Tamam Berkcan, demem kimseye, hiç kimseye demem. Of ya, babam da getirdi bu eziyi başımıza. Benim kalkmam lazım sanırım. Özür dilerim, rahatsız ettim sizi. Kızım, ne oldu? Bir şey mi oldu dışarıda? Yok amca, bir şey olmadı. Gel sana odanı göstereyim. Tamam Burcu, göster. Dün yoldan geldin, hem de dinlenirsin. Tamam. Gel, burası senin odan. Beğendin mi? Evet, çok beğendim. Daha benim hayatımda hiç böyle güzel manzaralı bir odam olmadı. Her şey çok güzel. Sana benim kıyafetlerden de veririm, üstündekileri değişirsinim. Evet ya, her şeyim yandı yangında zaten. Hepsi gitti. Efendim, bu arada her zaman hizmetinizdeyim. Sen niye ağlıyorsun? Yok bir şey efendim. Bana efendim deme, ismim Büşra. Efendim, Berkcan Bey birazcık bana kızdı ya. Kalbim kırıldı. Berkcan işte ya, takma böyle kafana. Berkcan işte, takma kafana, tamam mı? Tamam efendim, takmam kafama. Tamam, sen biraz uyu, hadi iyi geceler. Tamam, teşekkür ederim, iyi geceler. Annemi özledim, babamı özledim, herkesi özledim. Bu kocaman bir dünya gibi burası. Berkcan hiç beni sevmiyor. Ama annesi, babası ve ablası çok iyi insanlar. Ay, çok güzel bir uyku çektim ya. Efendim, kahvaltınız hazır. Efendim, buyurun kahvaltınız. Ne? Ben daha hiç hayatımda yatağıma kahvaltı getirilmedi. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Ya, kendimi bir prenses gibi hissetmeye başladım. Ama ben bu evden bir an önce de gitmem gerekiyor. Çünkü insanlara böyle kalabalık oluyormuş gibi hissediyorum. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Rica ederim efendim. Yemek yere düştü. Kıyafetleriniz de hazır efendim. Diğer odada okul kıyafetleriniz. Burcu Hanım sizin için hazırladı. Ya gerçekten mi? Çok ama çok teşekkür ederim. Hemen giyineyim. Okula gitmem lazım. Ya benim için her şeyi de hazırlamış Burcu. Gerçekten çok iyi bir insan o. Ses nereden geliyor? Paramı kim çaldı? Çıksın ortaya çabuk. Burası ya. Neden bahsediyor bu? Hizmetçiler, çabuk buraya gelin. Kim çaldıysa çıksın ortaya. Efendim, gerçekten biz çalmadık efendim. Efendim, gerçekten biz çalmadık paranızı. Tanrım, o ezik. O ezik çalmıştır. Fakir ezik var ya. Kimden bahsediyor? Bunu sadece bana kullanıyor bu aralar. Gelsin buraya. Çaldı, hırsızlık yaptı. Oğlum, hırsızlık yapacak bir kız değil. Ben yapmadım. Ben gerçekten bir şey yapmadım. Hırsız, gel buraya. Ver paralarını. Ben çalmadım senin paranı falan. Çaldın hırsız, ver paramı. Ben gerçekten ben çalmadım paranı. Ben de değil Berkcan. Sen çaldın, gördüm seni. Odamın oralarda geziyordun. Sen çaldın. Cidden ben çalmadım. Beni suçlama. Arayın polis hizmetçiler, çabuk. Berkcan, kızın üstüne gitme. Polis mi? Gerçekten ben çalmadım diyorum sana Berkcan. Ben gerçekten çalmadım. Sen çaldın ezik. Berkcan, oğlum, param burada işte. Niye böyle yapıyorsun? Özür dilerim. Özür dilemem bir şeyi değiştirmiyor Berkcan. Ben çalmadım demiştim sana. Ben hırsız değilim, tamam mı? Ben hırsız.
Ya bu hırsızlık suçundan sonra da kendime de yeni bir iş buldum zaten. Pizzacıda çalışıp kendi paramı kendim kazanıp bir özel yurtta kalmam lazım. Aa, Ayşe de buradaymış. Kanka neredesin? Şey biraz geç kaldım. Akşam eve geç döndüm. Çalışıyorum artık da. Nerede çalışıyorsun? Şeyde pizzacıda iş buldum, orada çalışıyorum. Ya ama sen daha öğrencisin, nasıl çalışacaksın? Mecburum kanka, çalışmak zorundayım. Ailemin durumu şu anda yok. O evde de kalamam. Tamam kanka, hadi ders başlayacak, içeri girelim. Öğretmenim geç kaldım, kusura bakmayın. Tamam kızım, geçin oturun yerinize. Şu ezik var ya, biliyor musunuz arkadaşlar? Pizzacıda çalışmaya başlamış, geçen gördüm. Pizza istedim, verdi. Rezillik. Ay bu eziklerin bizim okulda ne işi var? İnanmıyorum. Çıkışta bunun pizzacısına gidelim de buna biraz eziyet edelim. Ben okulu da bırakacağım artık, her şeyi de bırakacağım. Koşa koşa kaçacağım buradan. Rezil oluyorum, her yerde ağlatıyorlar beni. Her şeyi yaptılar bana. Bakar mısınız? Buyurun, sizin ne işiniz var? Aa, Eziklerin Efendisi buradaymış. Şey çalışıyorum sadece, niye ezik oldum ki? Ya param mı yok kız, fakir? Doğuştan fakir bu yani. Doğuştan gelen bir fakirlik istemiş. Berkcan niye kötü davranıyorsun bana? Beni gördüğün her yerde ağlatıyorsun. Hepiniz toplandınız, plan kurdunuz değil mi böyle? Buna çalıştığı yerde ben yemek falan yiyemem, pizza falan yiyemem. Hadi kızlar. Öyle gidelim. Bana neler dediler ya. Beni ezmek için, sırf ezmek için buraya kadar gelmişler. Yazıklar olsun size. Gururumla çalışıyorum sadece burada. Ne yapıyorum başka? Kalkma gel buraya. Sen kötü bir şey yapmadın ki. Sizi Allah bildiği gibi yapsın. Ne oldu orada? Ne oldu? Berkcan iyi misin? Berkcan! Berkcan! Berkcan ne oldu? İnanmıyorum. Berkcan! İyi misin? Ayşe çabuk ambulans ara Ayşe. Ayşe ne oluyor burada? Berkcan! Yok mu bilinci yoksa? Berkcan! Berkcan iyi misin? Lütfen hemen ambulans arayın. Alo! Çabuk! Merkezde bir yerde kaza oldu. Şu anda bilinci kaybı bir şekilde yatıyor. Ambulans çabuk gel. Ya ambulans gelene kadar ya bir şey olursa? Ya bir şey olursa ne yapacağız? Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Babası Ali amca çok üzülür. Ali amca. Çabuk ambulans geliyor. Ambulans geliyor lütfen. Yardımcı olun. Burası. Lütfen gelin. Lütfen. İşte burada. Açılın. Açılın. Hastayı kapıdan çekilin. Çekilin hastayı. Biz de girelim lütfen. Hayır siz efendim dışarıda kalın. Lütfen efendim ben de gireyim lütfen ailesi. Aramam lazım annesini, bir an önce nasıl açıklayacağım bunu ben? Sedef teyze, size bir şey açıklamam gerekiyor. Ne oldu kızım, ağlamadan anlat. Teyze, Berkcan kaza geçirdi, şu anda durumu ağır. Ne diyorsun, hemen geliyoruz. Oğlum nerede? Berkcan'a ne oldu? Büşra, Berkcan'a ne oldu kızım? Sedef teyze sakin ol. Doktorlardan da haber çıkmadı. Daha ameliyatta şu anda. Oğlum nerede? Oğlum lütfen çık anneciğim. Seni sensiz ne yaparım ben? Sedef teyze lütfen kendine hakim ol Sedef teyze ne olur. Ne yapacağım ben şimdi oğlum? Merhaba, yakını kim hastanın? Ben annesiyim. Oğlumun durumu nasıl doktor bey? Oğlunuzun durumu şu anda ağır. Karaciğeri hasar görmüş. Almamız lazım. Hemen hızlı bir şekilde karaciğer bulmamız lazım. Hepinize testi almam lazım. Doktor bey tamam, tüm aileyi topluyorum buraya. Hepsine testi alın ve bir an önce oğlumun karaciğer mi lazım yani şimdi oğlum? Benimkine de bakar mısınız? Akraba değiliz ama belki uyar. Tamam hanımefendi, gelin ilk başta sizle başlayalım. Kızım laboratuvara götür hemen test sonuçlarını. Bakalım sonuçlar uyumlu çıkacak mı? Kendinize geldiniz mi? Berkcan ölme ne olur. Evet narkozun etkisinde konuşuyor şu anda. Büşra Hanım. Büşra. Uyan Büşra hadi. Ne oldu? Uyumlu çıktı mı? Bilmiyoruz, onu doktor bey açıklama yapacak. Ne zaman çıkar? Bir saate falan var.
hiç kimse uyumlu çıkmadı. Bu kızcağızın ki verdiği test sonucu uyumlu çıktı mı? Size sevindirici bir haberim var. Küçük kızımızın karaciğeri Berkcan'la uyumlu çıktı. Hemen ameliyat alabiliriz. Eğer o da tekrar kabul ediyorsa, kararından vazgeçmediyse. Hayır doktor amca, hiç vazgeçer miyim? Çok mutlu oldum. Hemen ameliyat alın bizi. Ameliyathaneye hazırlayın hemşireler. Onun. Yani bir yararım dokunduysa ne mutlu bana. Sana çok kötü davranmıştı ama bence yaptıklarına pişman olur. Ben onu pişman olsun diye yapmadım. İyilik olsun diye yaptım. Ya arkadaşların hepsi gelmiş. Sen umurunda bile değilsin. Bir teşekkür bile etmiyor sana. Sen olmasaydı hayatı kurtulmazdı. Olsun ya, teşekkür etmesi de olur. Sonuçta iyi. Doktor amca da geldi zaten. Odayı boşaltın gençler. Hastanın tansiyonunu falan kontrol etmemiz gerekiyor. Boşaltın odayı. Herkes çıkıyor. Evet, herkes çıkıyor. Doktor dedi. Doktor bey, Büşra'yı çağırır mısınız bana? Tamam, hemen çağırıyorum. Sizi çağırıyor. Beni mi çağırıyor? Beni çağırmışsın. Teşekkür ederim. Her şeyi biliyorum. Teşekkür ederim. Eğer sen karaciğerini vermeseydin bana, şu anda bu kadar iyi olamazdım. Olsun. Benim yerimde kim olsa yapardı. Senin yerinde kim olsa yapmazdı Büşra. Çünkü bak, bu kadar arkadaşım var. Hiçbiri test bile olmamış. Hepsini biliyorum. Annem söyledi. Ben sana çok kötü davrandım. Biliyorum. Ya olsun. O günleri hatırlamayalım şimdi. Şu an iyisin ya. Önemli olan bu. Seni kırdığım için özür dilerim. Olsun şimdi Berkcan. Bunları konuşmanın zamanı değil. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Ne söyleyeceksin? Aslında benim sana kötü davranmam... seni seviyorum ben. Ne? Beni seviyor musun? Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak bu taş bile, içimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana.